genelinde ben böyle bekliyorum. Hı hı. Askeri olarak hareketlenmeler. Vladimir Putin'in Neptün derecesine yakın bir tutulma olacak. Bizim ülkemizin de 7. evinde olacak olması aynı zamanda bakın bize açık düşmanlarımızı da anlatır. Hı hı. Bazı değişimler görebiliriz. Dost diye zannettiklerimizi düşman olarak görebiliriz. Burada kral ya da bu derecede. İkinci dekan bize eski alimlerden nakledilen kral ya da prense karşı ayaklanma. Bazı sıkıntılı durumlar oluşturabilir. Sercan Kahveci ben. Çıkışa hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Tuğba Sun bizlerle birlikte. Bakalım bu yeni ay bize neler getirecek? İyi şeyler var mı? Olumlu şeyler var mı? Ya da tam tersi mi olacak? Hepsini soracağız. Tuğba Sun hoş geldin. Hoş bulduk Sercan Beyciğim. Nasılsınız? İyisiniz çok inşallah. Çok teşekkür ediyorum. İyiyim. Sizi gördük burada ben, çıkış stüdyolarında mutlu olduk gerçekten. Ben de çok teşekkür ediyorum. Biraz aksaklıklarla Merkür, Satürn kareli güne denk geldi. Gelirken bazı talihsizlikler yaşandı. Ama şu anda sizinle beraber olmak çok keyifli, çok güzel. Teşekkür ederim. Merhabalar herkese. Teşekkür ederim. Şimdi son dönemde çok konuşuyoruz. Yani ben kendi yayınlarımda da astrologları ağırlıyorum. Onların da çok farklı yorumları oluyor. Şimdi sizin de Instagram yayınlarınızı takip edenler var. Onlardan da geri dönüşler geliyor. Yeni ayı yorumlayacak olursak, şimdi 18 Haziran'da bir yeni ay var. Evet. Bu yeni ay hayatımızda neleri değiştirecek? Yani öncelikle şunu söyleyeyim. İyi olacak mı yani? Evet, iyi olacak Sercan Beyciğim. Biz iyiye odaklanalım. Hı-hı. Ama Türkiye'nin, biz kendi ülkemizle ilgili konuşursak, 12. evinde gerçekleşecek bir yılcı sabit yıldızının da eşlik ettiği yeni ay enerjimiz var. Ama 12. birazcık bizi zorlayabilecek. Burada ayımız da var bizim Türkiye'nin. Natal ayı var 29 derecede ve Neptün kareli. Gizli düşmanlıklar 12. ev konularının içinde. Hastaneler, hapishaneler, şifahaneler, gizli kalmış sahne arkası işlerin döndüğü. Birazcık sıkıntılı olabilecek. Özellikle mesela bakın böyle bir durumda bağışıklık sistemimiz. İzole olabileceği. Halkların birazcık her birimiz için karmaşık, ilginç, gizli konulara, gizli teorilere belki de işaret eden bir yeni ay enerjisi diyebilirim ben. Ulan gizli kalmış şeyler ortaya mı çıkacak yani? Bunu mu söylüyorsunuz? Biraz böyle yüzleşmeler yaşayabiliriz. Bakın bu bireysel hayatlarımızda da sonuçta Neptün kareli de olması zehirlenmeleri, bağışıklık sisteminin düşebileceğini, hani enfeksiyonel hastalıklara daha duyarlı hale gelebileceğimizi, değişen hava şartları da aynı şekilde bu dönemde, hava muhalefetleri de hayatımızda fazlasıyla yaşanabilir. Sellere şimdi, dikkat edecek miyiz? Evet, sel, toprak kayması özellikle şimdi hem 360'lık hem de Uranyen kadranda incelediğimde orada biz hassas noktalarla deprem formülleriyle çalışıyoruz. Şu anda da harita önümde açık Sercan Beyciğim. Biraz 19 derece deprem 3 formülünün Aslan Burcu'nda hareket ediyor olması, buraya bir Mars'ın tetiklemesi, Uranüs'e orp olarak yakın olması da özellikle 16 Haziran'dan itibaren 20, 21, 22, 23, 24 hani Haziran sonuna kadar biraz bizi üzebilecek, yorabilecek. Evet, şöyle de bir şey var. Sizinle programın başında da bunu konuşmuştum. Şimdi Türkiye'nin natal haritasından yola çıkarsak bu yılki 2022-2023 yılında karşıladığımız yeni solar haritamızın bakın dereceleri iki orp olarak birbirine çok yakın. Ha, bu ne demek mesela bir haritada gördüğümüzde meali harita vadinin yaşanabilme ihtimalinin çok yüksek olduğu, potansiyelinin açığa çıkabileceği bir dönemi işaret eder. Bakın çok büyük bir sarsılarak girdik 2023 yılına. Zaten ülkemizin kuruluş anı haritasında da birden fazla doğal afeti deneyimleyebileceğimizi bize anlatan göksel kombinasyonlar, yerleşimler var. Ve böyle bir kombinasyonda çok ciddi toplu ölümleri yaşadık zaten. Evet, yıkım. Şimdi Plüto bizi 8. evimizden Türkiye'mizin natal ayına yine retro hareketinde bir 150'lik dediğimiz Uranüsyen bir açıyla zaten tetiklediği bir dönemdeyiz. Malefik gezegenlerin son dereceleri, ilk dereceleri, burç geçişlerinde birazcık bizi yorabilir. Bu yılda böyle bir vadi var haritamızın ve orp olarak 2 derece orp.
yükselende. Bu çok önemli. Hı hı. Böyle bir enerjiyle başladık ve ayı sınır aşımı dediğimiz evresine geçiyoruz. Yani burada artı 7 günlük süreçte 18 artı 7 gün koyarsak doğal afetler açısından hayli riskli bir dönemi bize işaret edebilir. Bu da eski alimlerden nakledilen, bize emanet bırakılan bilgilerde ay sınır aşımında seyrine devam ederken ekstrem yönde beklenmeyen doğa olaylarının fazlasıyla aktif olabileceğini söyleyebiliriz. Yani ben şunu anladım buradan, 18 artı 7 dediğiniz yani 25 Haziran civarı. 25-26 Haziran'a kadar, evet. Haziran sonuna kadar riskli duruyor Sercan Beyciğim. Doğal afetler, bu gökyüzü olayları olabilir. Fırtına, sel, bunlara dikkat çekmek istedim. Bakın uçak kazaları, aynı zamanda Icarus'un kardinaline, Jüpiter'in kardinaline Icarus da giriyor. Bize hani Jüpiter irtifa kaybetmekle ilgili olduğu için, Mars'ı da aldığı için burada kardinali, uçak kazaları, hani bazı seyahatlerimizde kısıtlanmalarla karşılaşabiliriz. Özellikle Satürn Plüto orta noktasının da eşlik etmesi yeni ay enerjisiyle birlikte, bakın bunu yine dünya genelinde alabiliriz. Hı hı. Çatışma, siren seslerinin, böyle savaş sirenlerinin yükselebileceği, toplu ölümlerin de yaşanabileceği bir süreci bize anlatabilir. Ülkeler arası mı? Bu sadece Türkiye yani için mi diyoruz? Yani ülkeler arası yoksa... tabii ki bizim ülkemizde baktığımda bu Satürn Plüto orta noktasının bizi birazcık zorlayabileceğini, doğal afetler, ekonomik özellikle göstergelerinde sert oynayabileceği bir dönemi bize işaret edebilir. Açıkçası halklar olarak değişen şartlara belki de adapte olmakta zorlanabileceğimiz bir süreci bize işaret edebilir Sercan Beyciğim. Ama Betelgeuse sabit yıldızı aynı zamanda beklemediğimiz mucizeleri de hayatımızda, hani şanslı bir yeni ay. Kimine şanslı, hani kimine deriz ya zorluklar getirebilecek türden bir yeni ay enerjisi. Tabii ki bu da bizim her birimizin harita vaadiyle alakalı doğum olan bir şey. Doğum haritasıyla alakalı. Tabii ki. Herkes haritasının vaadini, işte diyorum ya Türkiye. Sadece sağlık anlamında değil ama az önce söylediniz mesela şey var. Benim dikkatimi o çekti. Yakın tehlikeler, gizli tehlikeler böyle. Evet. Hani sen de mi Brutus diyeceğimiz dönemler olabilir mi? Olabilir. Yani en yakınımızdan zararlar görebilir miyiz? Ortaya çıkabileceği. Tabii ki görebiliriz. Venüs'ün de zaten burada bir eklenmesi olacak buraya. Bakın bir modern astrolojide Venüs parayı, finansı çok yakından ilişkilendirilir, anlatılır. İlişkilerimiz de var tabii ki burada. Burada da kardinal de Plüto ile zorlayıcı bir atmosferde, açı kalıbında olması birazcık finansal olarak da bizi etkileyecek, evet, diyorsunuz. Yani bankalarla ilgili ileriki süreçte özellikle bakın bir 3 Temmuz'da da Oğlak Dolunay'ımız var. Şimdi bu Türkiye'nin 7. evinde gerçekleşecek ve burada bitmiyor. Bitmeyecek. Yani Haziran'da başlıyor, evet, Temmuz'a kadar. Temmuz'da ama her şey başlıyor, bizim Ağustos'a değişip kadar. Dönüşmemiz için Sercan Beyciğim. Bir dönüşemedik gitti ama yani. Şöyle bir şey var ya. Yani. Değişim, dönüşüm ister. Ya sizi değiştirir, dönüştürür. Ya rızanızla yaparsınız bunu. Plüto'nun transitlerinde değişim, dönüşüm diyorum ya da öldürür, böyle hashtag gibi. Plüto ya değiştirir, ya dönüştürür, ya da öldürür. Allah korusun. Bakın cehennemdir Plüto tasavvufi olarak bakarsanız. Aydınlanmak için hayatımızda acı bir bedel ödersiniz. İşte birine güvenmemeniz gerektiğini bile bile güvenirsiniz. O kişiden bir gün ilişki, finansal konuda bir tokat yersiniz. Bir daha kimseye güvenmemeyi öğrenirsiniz. Şimdi Türkiye'nin natal haritasında 8. ev dediğimiz Hades, yani zor, böyle survivor, zorlu yaşam şartlarını anlatan bir yerden ayımıza 150'lik dediğimiz bir açıyla bir sert bir Uranüsyen, ani, öngörülemez bir bakış atıyor. Ne oldu Sercan Beyciğim? Acıyı deneyimledik. Kentsel dönüşüm, belki birçok işte müteahhit yanaşmıyordu, ev sahibi yanaşmıyordu. İstanbul'da bile işte okullar dediler depreme dayanıklı değil. Boşaltılan okullar. Bakın acıyı denedik, değiştirdi, dönüştürdü. Plüto Oğlak Burcu seyrinde 2008'den beri. Bakın değişim, dönüşüm. Ne oldu? Hayatımızda bir e-devlet geldi değil mi? Sistemleri değiştiriyor. Şimdi gece 12'de de oturup bir trafik cezanıza bakabiliyorsunuz. Ben bu gece yediğim cezayı girip bir bakacağım. Yani sistem, her şey aslında bizim hizmetimize, hayrımıza, olumlu yönde. Ama bir de bu şey var. Mesela geçtiğimiz günlerde e-devletle ilgili bir skandal ortaya çıktı. Bütün şifreler TC
numaraları, TC kimlik numaraları herkesin eline geçti vesaire. Bu dönemde hırsızlıklar da çok fazla. O dönem onu da soracağım. Dijital, dolandırıcılıklar, evet. Hırsızlıklar çok fazlasıyla hayatımızda aktif olabilir. Ve doğru bilgiye ulaşmak çok önemli olacak bu süreç içinde bizim. Çünkü aldatıcı, yanıltıcı, sisli, puslu da bir atmosfer var. Yani buna doğru, da göz ardı etmemeliyiz diye düşünüyorum. Doğru sandıklarımız yanlışlarla yüzleşebilir miyiz? Yüzleşebiliriz. İnsanlar hani güvendiğimiz kapılar yüzümüze kapanabilir. Şimdi güveniyorsunuz, bakın finansal bir deprem de var bizleri bekleyen. Hep bunu göz ardı ediyoruz. Sizinle canlı yayın yaptığımızda o gün ben biraz böyle sert Instagram çıktım. Canlı Instagram yayınında. Çünkü daha hiçbirimiz hiçbir şeyin farkında değiliz. Daha ben şöyle düşünüyorum. Bu borç bu masaya gelmedi bizim oturduğumuz. Bir kere finansal olarak güvendiğimiz, içi dolu gösterilen birçok yerinde içinin boş olduğunu görebiliriz. Şimdi ileriki süreçte bakın bizi böyle zorlayabilecek bir kere 16 Ağustos'ta Aslan yeni ayı var. Şimdi bu Türkiye'nin ikinci evinde Neptün'ün üzerinde gerçekleşecek 20 derece Neptün'ümüz var bizim. Aslan yeni ayı ne zamandı? Aslan yeni ayı 16 Ağustos 2023'te. Bakın burada finansal çalkantıların başlayabileceği. Tuğba Sun, finansal anlamda demişken, finansal anlamda hani risk olarak önümüzdeki süreçte ne göreceğiz? Bu yeni aile birlikte yeni riskler mi doğacak evet. Yani? Özellikle bakın Sercan Beyciğim, Venüs dediğimiz gibi bize parayı, değeri, finansı da anlattığı için şimdi bu orta noktaları evet deprem hassas noktaları formülleri olarak oluşturdum. Ama bakın bu bize bir finansal depremi de işaret edebilir. Özellikle Temmuz ortasından sonra çok ciddi bir finansal depremle karşılaşabiliriz. Dediğim gibi 16 Ağustos'taki yeni ayda bir bunun başlangıcı. İşte hani güvendiğimiz kapılar bakın sistemler, ayaklarımızın altındaki zeminin kayganlaşması, bankalarla ilgili ben açıkçası büyük bir sıkıntı öngörüyorum. Yani batacak bankalar da olabilir diyorlar. Gibi. Evet, evet. Şey. Yani güven, boğanın içinde ne var? Güven var, biriktirmek var, istiflemek var. Güven duyup şu anda nereye koyuyoruz yatırımlarımızı? Bankaya. Güvendiklerimizin alamayabilirsiniz. Yani evet. Peki bu alınamayabilir. Bakın herkes bireysel olarak tedbirini alsın diyorsunuz. Herkes... Bu öngörünüz şunu getiriyor o zaman beraberinde. Yani bankada fiziki olarak altınlarınız vesaireniz varsa onları daha muhafazalı bir şekilde kendinize yakın bir yerde mi tutmalısınız diyorsunuz? Ben öyle ben bunu olması anlıyorum gerektiğini yani. Düşünüyorum. Siz onu düşünüyorsunuz. Evet, ben yani biraz finansal olarak ekonomik daralmanın, bakın 17 Temmuz'da da Yengeç yeni ayı var 24 derecede. Şimdi bu birim bizim birinci evimizde gerçekleşecek ve burada da bir natal haritamızda Merkür-Satürn'le uyumsuz bir açı yapacak. Bu ekonomik daralmanın görülebileceği, işsizlik aynı zamanda bakın, oranlarının yukarı yönlü olabileceği, işten çıkarımların daha fazla yaşanabileceği, evet içi dolu gibi gösterilen, belki de kurumların içinin aslında boş olduğuyla gibi. Karşılaşma, yüzleşme yaşanabilir. Ayrıca bakın bu devleti yöneten bir dünya süresi olarak okuduğumuzda devleti yöneten yaşlı kişilerin de sağlık durumlarının da ayrıca skalalarının da değişebileceğini de bize anlatabilir. Şu anda mesela Türkiye'nin haritasına baktığımda çizdirdiğim Uranyen prensipte güneşin gravike ile çalışıyor olması bize matemi hüznü anlatır. Güneş ülke yöneticileridir, lideridir. Eskiden krallarıydı. Sağlık, Hygieia'lı burada oluşturduğu görünüm, Atmetos, bazı belki sağlık. Fiziksel fonksiyonlarının da yitirilebileceğini. Burada Satürn-Plüto orta noktasıyla da sağlık açısından da Mars-Uranüs'ü de tekrar burada alırsam ani beklenmeyen belki öngörülemez ameliyat, devlet büyükleri, devlet erkanı yöneten kişilerde Güneş'in gravike bize yası matemi anlatır. Pandora eşliğinde de acı tatlı sürprizlerle karşılaşılabileceğini belki ileriki süreçte özellikle sonbahardaki tutulmadan sonra görevinden istifa eden, bölünen partileri de duyabiliriz. Bu güzel şey yani ilginçti. İlginç bu şey. Gidişat bunu gösteriyor. Yani görevinden istifa edilen partiler zaten şu anda bile gündeme geldi. Aktif, evet. Yani önümüzdeki süreçte bazı liderler istifa edebilir diyorsunuz. Evet, bazı yani. Özellikle
Bunu hangi yaşlı aydan sonra? Yaşlı liderlerimizden. Bakın şimdi Yengeç yeni ayında böyle bir süreci bize işaret ediyor. Bu da 17 Temmuz süreci. Fakat bu yaşadığımız 18 Haziran'daki bu yeni ay enerjisiyle birlikte beklemediğimiz yönde aşırı dürtüsel davranan insanlarla karşılaşabiliriz dünya genelinde. Şiddetin neden olabileceği, bakın, yoğun patlamalar, büyük şirketlerin aynı zamanda Juno bize burada finansı, birlikteliği, kadersel ortaklıkları da anlattığı için zora girebileceğini, büyük şirketlerin de parçalanması, İSİS'le birlikte ayrılmasını da burada düşünebiliriz. Ben çok böyle devlet büyüklerimizden, özellikle sağlık durumunun sıkıntılı olanların sanki 2024'ün başında olabileceklerini partilerin başında düşünmüyorum. İlginç. Hani isim vermek istemiyorum. İlginç bir evet. tüm liderleri biz alıyoruz. Zaten hani hepsi bir Plüto Aslan kuşağı. Benim diyen liderler var bakın dünya genelinde de. Özellikle Ekim'deki olacak tutulmada isim verebilir miyim? Olabilir. Hani Vladimir Putin'in Neptün derecesine yakın bir tutulma olacak ve burada birazcık sağlık durumunda hani halüsinasyon gibi düşünün. Hayal ile gerçeği ayırt edemem ben Neptün. Bazı sıkıntılı durumlar oluşturabilir. Bakın 20 Nisan 29 derece Arişyalı Koç Güneş tutulmasında hiç olmadıkları kadar dünya yöneten liderlerin cesaretli olabilme kapasiteleri vardı. Hep halen daha böyle bir enerji içindeyiz. Özellikle bu sonbahardaki tutulmalar da eklenince sanki birazcık artık çekinmeden birçok liderin, hani bu her yer benim diyen Plüto Aslan liderlerinin birbiriyle zıtlaştığı dönemde. Zıtlaşması, evet. Hiç hani olmadıkları kadar cesaretli olabilecekleri. Benim sınırlarım, benim egemenliklerim gibi söylemlerin çok fazla yukarı yönlü olabileceğini ben düşünüyorum. Harita bunu söylüyor. Evet, harita bunu söylüyor. Ve bakın Sercan Beyciğim, çok oğlak vurgusu, astrolojide en kötüyü düşünmek oğlan işidir. Daha gerçekçi, yani dünyada bir şey var, yani bazen diyoruz hiç mi iyi bir şey yok? Tabii ki iyi bir şey var. Ama her şey bizim hayrımıza, değişip dönüşmemiz adına var oluyor. Ve biraz da sırtınızı dönemezsiniz gerçeklere. Hırsı, egoyu bırakmak, işte birazcık değişime, belki de direnmemek. Bakın ama Plüto Kova'ya geçtiğinde bizi çok farklı sistemler bekliyor. Şimdi ben diyen değil, biz diyen, daha hümanist, daha gruplarla hareket eden liderleri göreceğiz dünya genelinde. Şimdi Plüto Aslan ülkelerinin, Plüto Aslan liderlerinin bir yıkılma dönemi diyorum ben. Daha biz ileriki süreçte çok daha fazla İngiltere'yi konuşacağız. Hatta böyle bir Oğlak yeni ayında da krallara, prenslere karşı gelinebilecek bir göstergede İngiltere çok fazla gündemimizde olabilir ileriki süreçte diye düşünüyorum. Çok önemli mesajlar verdin. Köleler efendiler, akslar yer değiştiriyor. Aslan kova aksı. Efendiler yani, ve köleler. Şimdi o zaman bir ayaklanmanın sesleri de bu. Kesinlikle. 2024'e damgasını vuracak olaylardan. Ve bakın hani çok uzun süreli, ben hep diyorum ki hiç mi iyi bir şey yok? Evet, iyi bir şey var. 2026'ya kadar kalan sahalar bizimdir diyorum. 2026'dan sonra çok daha güzel bir döneme geçeceğiz. Ve çok ileriki yılları bulur mu? Evet, yaklaşık bir 5-6 yıllık 2027-2028 yılında Türkiye'nin çok daha ön fazla plana çıkacağını ben düşünüyorum. Çok daha güzel günlere doğru geçeceğimizi düşünüyorum. Hani böyle belki de çok daha bilim olur. Bilimle ilimin ben aynı masaya da oturacağını düşünüyorum bu yıllarda. Belki örnek olabilecek, eğitmenlik statüsüne gelebilecek bir döneme geçiş yapabilir Türkiye. Çok güzel. Çok güzel, evet, güzel günler var. Bu güzelliklerle var. Bitirelim ama mi? Ben çok hoşuma gitti. Tamam, değişim, dönüşüm çanları çalıyor ve her şey hayrımıza. Tuğba Sun, çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde doğal afetler tekrar gün yüzüne çıkabilir mi? Bunları konuşuruz. Hatta tasavvufi yönden de nefsle ilgili, insanın kendi nefsiyle ilgili muhasebesini nasıl yapacağı ile ilgili, neler yapması, uyanışın nasıl olacağı ile ilgili bazı şeyleri de konuşuruz seninle. Çok sevinirim. Evet, çok da keyif aldığım bir konudur. 7 nefs mertebesi, 7 halimiz, 7 tavrımız konuşuruz. 2024'te zaten bizim ülke haritamızda 4. evimizi işaret ediyor solar haritamız. Buradaki göstergelerinde yine bakın 4-5-6 Ocak
24, 25, 26, 27 Ocak tarihlerinde açıkçası bizim için yine riskli tarihlerden bir tanesi olabilir Ocak ayında. Evet, konuşalım. Türkiye'ye toprak kaybı olur mu? Bu benim çok üzerine çalıştığım, derecelerle oturup istatistiklerle çalıştığım geçmiş dönemlerde bir konu. Seve seve bir sonraki programda. Bir sonraki programda. Önemli bir 2024 yılı bekliyor 2024'ü bize. Konuşacağız. Teşekkürler tamam, tekrar Tuğba Asun. Ben teşekkür ediyorum. Evet, astrolog Tuğba Asun bizlerle birlikteydi. Çıkışta çok önemli öngörüleri bizlerle paylaştı. Çıkışa abone olmayı unutmayın diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.